Konusunun görüşüleceği toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'nın girişimleriyle Bodrum'da Ecrimisil konusunun görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Defterdarı Veysel Sezgin de katıldı. O günden bu yana Bodrum Ticaret Odası çeşitli kurullarıyla idarenin buradaki temsilciliği, kaymakamlık, valilik, defterdarlık, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kamuya ait alanlarda ticari faaliyet gösteren işletmelerden işgaliye cezası olarak alınan ecrimisil bedelleri konusu Bodrum Ticaret Odası'nda görüşüldü. Toplantıya Muğla Defterdarı Veysel Sezgin, BOTTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, BODER Başkanı Halil Özyurt, BOYT Başkanı Serdar Karcılıoğlu ile çok sayıda Bodrumlu turizmciler ve tersane sahipleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan BOTTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, 2005 yılından bu yana ecrimisil konusunda mücadele verdiklerini belirterek şunları söyledi. Gitmediğimiz kapı çalmadığımız kapı kalmadı ama bazı bir şeyler alamadık, sonuç alamadık. Umarım bugün sizlerle beraber bir sonuca varız. Sen defterlerden değerli konuklar biliyorsunuz, hedefimiz vatandaşlardan daha fazla ecrimisil ödemeye başladı. Bu bizleri zorlamaya başladı ve inanın büyük bir çoğunluğunu ecrimisil ödemek için bankalardan kredi almaya başladı. Bu da bir gerçek. Bunlarla ilgili bugünkü bu toplantıda değerli konuklar lütfen hem de dertlerimizi anlatın hem de sayın dertlerimizle çözüm üniversitesi bunu ki hep beraber bu işi bir halledelim, bitirelim. Çünkü bu turizmin kötü gittiği günlerde gerçi biraz ötelendi bu ödemeler ama sonuçta yine önümüze gelecek. Onun için zor durumdayız. Hep beraber hem sizler hem bizler Bodrum'a yakışır bir şekilde, nedeni bir şekilde lütfen dertlerimizi anlatalım. Sayın dertler varında. Çözüm önerileri varsa lütfen onları da söyleyin. Ve bu işi mutlu bir şekilde kapatalım. Toplantının moderatörlüğünü yapan BOTTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, biz hangi makama gittiysek bizi haklı buldular. En son Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıdan umutlu çıktık fakat toplantı sonrası Bodrum'un ecrimisil değeri düşeceğine, Antalya ve diğer bölgelerin ecrimisil oranı arttı diyerek toplantıyı açtı. Muğla Defterdarı Veysel Sezgin toplantının başında yaptığı konuşmada konuyu bütün yönleriyle inceleyip talepleri dinleyeceklerini belirterek şunları söyledi. Gerekirse burada mevzuat değişikliğini önereceğiz. Bu şekilde konuyu bakanlığa aktaracağım. Bakanlıktan gelecek olan talimata göre de biz işlemlerimizi bundan sonra o yönünde yapacağız ve gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar ki ecrimisil iddianamelerimizde evet çok fazla itirazlar oluyor, serzenişler oluyor. Her biri kendi içinde haklı tarafları var. Ama bizler bizim uymamız gereken belli kanun, yönetmelik ve tebliğler ölçüsünde bu işlemleri gerçekleştiriyoruz ki zaten ecrimisil iddianamelerin yargıya taşınması halinde yargıdan hazine lehine çıkma oranı %95'in üzerinde. Kısmen kabul, kısmen reddleri de baktığımız, kabul ettiğimiz zaman %97'lere çıkıyor bu olay. Aslında biz şu anki yapmış olduğumuz işlemlerde yargı önünde çok yanlış işlemler, hatalı işlemler tesis etmiyoruz aslında. Kendi içimizde tutarlıyız. Ama tabii bunların sizlere yansıması sorun. Sizlerin ödeme kabiliyetini bulmak çok zorluyorsa bunlar tabii ki yeni başlığıyla almamız lazım. Konuyumuzu bu yönüyle inceleyeceğiz. Öndeki yapmış olduğumuz işlemlerde de sonuna kadar doğruyuz. Devlet olarak, tek taraflı olarak biz istediğimiz bu. Bunu ödememiz gerektiğinde bir anlayışımız da yok. İnşallah bu toplantıdan olumlu sonuçlar çıkar ve bu sonuçları da uygulamaya koyabiliriz. Dediğim gibi aslında bugüne kadar ki bu toplantıdaki amacımız geçmiş değil, geleceğe yönelik neler yapılabileceği. Bu kapsamda ne tür bir öneriyle biz bakanlığa gideceğiz. Çünkü aslında ecrimisile yönelik olarak en fazla itirazın geldiği ve ülkemizde yer burası. Antalya'nın da birçok ilçesinde
Teşekkür ederim, dinleyicimizden biliyor ama böyle toplu şekilde bir şey yok, itiraz yok. Bizim diğer ilçelerimizde de aynı şekilde Marmaris olsun, Fethiye olsun, işlem bazlı, ihbarname bazlı itirazlarımız var ama herkesin bu şekilde ortak sorun olarak gördüğü bir konu değil. Bu yönüyle biz de ecimisillerimizin bu borcunda yeniden ele almamız gerekiyor. Toplantıda ecimisil bedellerinin çok ağır olduğunu belirten Bodrumlu turizmciler bu bedelleri ödemekte zorlandıklarını, hatta ödeyemediklerini söyledi. Ecimisil konusunun yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret eden işletmeciler Bodrum'la Türkiye'nin diğer noktaları arasındaki ecimisil farklarına dikkat çekti. Kimi turizmciler ecimisil tamamen kaldırılmasını talep ederken kimileri de daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti. Bizim ecimisil sorunumuz her yıl gelmesi gerekir. Bizde 5 yıl geçti hala gelmiyor. Daha önce de 10 yıldır geldi. İtiraz ettik, avukatımıza verdik. Sonra neticede 5 yıla düştü. 5 yılda avukatlar bayağı bir sene devam etti. Neticede size dediğiniz gibi hükümet kazandı. Ben diyorum ki helalim hoş olsun benim verdiğim verdi. Ama adaletli veriyorsun. Her sene gelsin. Benim kiracım her sene ecimisilini ödesin ve ecimisil olduğu gerçeğini öğrensin. Bak şu anda 6. yıldayım, daha ecimisil gelmedi. Böyle bir adalet yok. Maliye Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bodrum için belirlenen ecimisil birim bedelleri ile ilgili bir komisyon oluşturulması gerektiğinin de altını çizen işletmeciler, Türkiye'deki ekonomik durumun her geçen gün kötüye gittiği ve önümüzdeki sezonda turistin gelip gelmeyeceğinin dahi belli olmadığı böylesi durumlar söz konusuyken yapılacak en doğru çözümün Bodrum Yarımadası'nın her bir köşesinin kendi içinde değerlendirilmesi ve içinde bulunduğu konumuna göre ecimisil oranı belirlenmesinin doğru olacağını vurguladı. Boyut Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise 50 TL'ye satılan lahmacun örneğini vererek düşüncelerini şu sözlerle ifade etti. Ne başımıza geldiyse sevgili İbrahim Alkaya'nın bahsettiği ama pek anlaşılmayan lahmacun hadisesinden geldi. Türk Bükü'nde bir otel 50 liraya lahmacun satınca Ankara ayağa kalktı. Bunlar çok iyi para kazanıyorlar. Vurun bunlara 50 liraya lahmacun satılan yerde o lahmacunu 25 lirasında ecimisil olarak biz alalım dediler. Ve bu iş artarak devam etti. Bugüne kadar geldi. Ve çok fahiş rakamlarla karşı karşıyayız. BODER Başkanı Halil Özyurt, kimin ne kazandığını Ankara'dan göremezsiniz. İnsanlar neredeyse intihar edecek duruma geldi Bodrum'da. Bu yönetmelik değişmediği sürece problemleri halının altına atmış oluruz. Kemer ve Antalya'da iskelenin metrekaresinin en fazlası 100 lira. Biz bunu ancak yerelde çözeriz. Yönetmelikle bunu düzeltebilirsiniz. Devletin bunu ötelemesi de çözüm değil. Ülkenin durumu düzelene kadar ecimisil alınmasın önerisinde bulundu. Ya bunun için de öncelikle bence yönetmenin veya kanun değişikliği şart bunlar. Başka türlü bunun düzelme olasılığı hiç yok. Bir de hükümetimiz geçen sene öteleme yaptı. İnsanlar tabii ki kriz yaşıyor. Bu ülkede 3-4 senedir maalesef terör olsun, başka konularda olsun, hem komşularımız olsun bir sorun yaşıyoruz. Bites sahilinde oteli bulunan Zeki Köylü ise kendi mülkünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çok ciddi rakamlarda ecimisil ödemek zorunda kaldığını dile getirdiği konuşmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inanılmayacak rakamlar ifade ediliyor. Sahile şezlong koymak 93 lira, masa sandalye 58 lira. Bu alanları halka ayırmak durumundayız. Devletin atması gereken şezlongu biz atıyoruz ve hiçbir şekilde buradan faydalanan vatandaştan para almıyoruz. Para kazanmadığımız şezlonga ödediğimiz para ortada ama buralara masa atarak bundan para kazananlar 58 lira ödüyor. Bu adaletsizlik, insafsızlık. Bizler sahilde işletmesi olan kurumlarız. Bize toptan geliyor bu rakamlar. 4 yılda bir geliyor. Müşterinin bu yıl gelip gelmeyeceği belli değil. 4 yıllık ertelenmiş ecimisi nasıl ödeyeceğiz? Bir de bu oranları koy koy belirleyin dedi. BOTTO Yönetim Kurulu üyesi Deniz Eğinç ise Bites Akturk'ta bir plaj işlettiklerini ve ecimisil yüzünden çok zor durumda kaldıklarını ifade ederek şunları kaydetti. 32 yıl evvel başladığımızda kiramız 10 bin liraydı.
ödediğimiz ecrisi bunun 20'de hatta 23'te biriydi. Bugün 280 bin lira, ödediğimiz ecrisi 200 bin lira. 5 yıllık ecrisi geldi 1 milyon 14 bin lira. Onun üstüne 1,5 yıl daha geldi 345 bin lira. Benim babam borçlu gidecek, ben de büyük ihtimalle reddi miras yapacağım. Bu paraların ödenmesi mümkün değil. Bir konunun kanuna uygun olması evrensel hukuka uygun olduğu manasına gelmiyor. Bunu da burada görüyoruz hep beraber. Şimdi bizim plajımızı çok kısa bir şekilde ele aldığımızda plaja bir serbest, şezlong şemsiye ücretsiz, mavi bayraklı plaj, tuvaletler, duşlar, her şey ücretsiz. İsteyen gelebilir, kimseye şunu al ye diye bir baskı yapılamaz. Birçok arkadaşımızın söylediği gibi. Ve ben oraya iskele ayrı, kum ayrı ve betonarme kısımlar, yani dolu kısımlar ayrı olmak üzere 200-200 bin lira civarında bir ecrisi geliyor. Bunu bütçelememiz mümkün değil zaten. 5 yılda geldiği zaman çok büyük paralar ve ödenebilecek rakamlardan çok uzaklaştı. Şimdi burada bir serzenişi bir tarafa bırakıyorum. Bir bakış açısının değişmesi gerekiyor. Şimdi 336 nolu tebliğde değişiklik sadece turizm tesisleri için geldi. Turizm tesisleri bölümündeki ecrisiyle konu olan alanlarda ecrisi belirlenirken emlak beyan bedelinin %1'i artı Bayındırlık Bakanlığı'nın açık alanlar metrekare maliyetinin %25'inin toplamından az olamazlar. Biz de o günden beri bütün Bodrum için bir tablo hazırladık ve her seferinde bize sorulduğunda ticaret odası olarak bu tabloyu gönderiyoruz. Kullanım alanları, yani kullanım konuları ve bölgeler. Size de bunu verebilirim. Bunu da belirlerken bu bilimsel ya da kanuni referanslarını dikkate alarak yapıyoruz. Şimdi bir işletme şunu yapıyor, yani 50 liraya lahmacun satıyor olabilir. O işletmeye devletin ve bizlerin teşekkür etmesi gerekiyor. Çünkü o işletme ve onun gibi işletmeler bugün dünyanın en önemli insanlarını, Türkiye'nin en iyi insanlarını, en para harcayan insanlarını misafir ediyor. Ama yanında da çok işte beyefendinin dediği gibi ya da başkanımızın Görköy'deki oteli gibi yıllardır hizmet veren orta sınıf, ortanın biraz üstü sınıf insanlara da hizmet ediyor. Devlet, sen para kazanıyorsun, sen az kazanıyorsun, sen çok kazanıyorsun ya da sen lüks yerlisin, sen fakir yerlisin diye bakamaz. Bunu standart, rasyonel bir referansa oturtuyor ve herkes bunu daha evvelden bilir, kiralayacak kişi de, içinde yaşayan kişi de, bu sene ben şu kadar ecrisi ödeyeceğim diye geri duruya yatırım yapar. Bakın, eğer istiyorsanız biz plajdan şezlonglarımızı, şemsiyelerimizi çıkartalım. Nitekim biz geçtiğimiz kışın başında yaklaşık 1300 metrekare dolgu alanı komple kaldırdım. Çünkü 80 bin lira ecimsiz geliyordu, biz de onu ödeyebilme şansımız yoktu. Kaldırdık, Atilla'da plaj yok. Ama arka tarafta sadece Atilla'nın 1000 tane evi var. Eğer halsa bunları da al. Arka hinterlandında Vites'te 3000 tane ev var. Gelip oradan bir şekilde faydalanıyorlar. Biz oraya kalite sunuyoruz. O 50 yıllık lahmacun satanda bir kalite sunuyor. Eğer Bodrum bir dünya turizm kentisi, onu sunmak zorundayız. Devlet de bizden bunu talep ediyor. 30 yıl evvelki Türkiye'de değiliz, 30 yıl evvelki Bodrum'da da değiliz. Biz bu kaliteyi sunacaksak, bir şekilde güneşlenme teraslarımızı, iskelelerimizi, kutsal alanlarımızı, en iyi şezlongumuzu şemsiyemizi, eskiden bir tane halde şemsiyesi koyardınız, rüzgarda uçardı, müşteri ona razı olurdu. Ama şimdi 3 metrelik en iyi şemsiyeyi koymak zorundasınız. Altına koyduğunuz şezlongun üstüne minderini, yanına bir tane çöp kovasını, şeyini, sehpasını koymak zorundasın. Hesabını yapıp onun maliyeti kimdir? Ben onu çektiğim zaman insanlar kim? Ben diyorum, gel al bunu sen gir denize. Kimse kabul etmiyor. Ama biz bunun karşılığında devlete çok büyük paralar ödüyoruz. Ödeyemiyoruz açıkçası. Yani devamlı bir borç hali içerisinde boğuluyoruz. Bodrumlu turizmcilerin taleplerini dinleyen ve notlar alan Muğla Defterdarı Veysel Sezgin ise konuşmaların ardından şunları söyledi. Hayır, dava kesinlikle sizden doğal hakkınız. Bizim yapmış olduğumuz bütün idare işlemlere karşı dava açılabilir. Böyle bir şey dememiz zaten söz konusu değil. Ben sadece bizim şu andaki mevcut düzenlemeler çerçevesinde yapmış olduğumuz işlemler doğru. Ancak bu işlemler sizin ihtiyaçlarınıza size bir yük oluşturduğu için bunu düzeltelim diye bu toplantıyı yapıyorum. Yani yoksa kesinlikle kastım şey değil, dava açmayı şeklinde değil. Tabii ki dava açılacak, bizim bir hatamız varsa. Ancak şu var, evet bunu notlarımızı aldık, onu ödev olarak sunacağız.
turizm amaçlı tahsis edilen yerlerin ön kısmı isabetlenen yerlerin ecrimisinden istisna edilmesi gerektiğini ileteceğiz. Ercimisil toplantısının düzenlenmesine ön ayak olan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu ise şunları söyledi. Bodrum'daki siyasi temsilcisi olarak biz bu ercimisil paralarının kaldırılmasını istiyoruz. Yani bir turizm yaptığı için bir tersaneci tersanede çalışarak istihdam yarattığı için ercimisille tekrar cezalandırılmamalı. Zaten bu insanlar gerekli yatırımları yapmışlar ve yüzlerce insanlar çalıştırıyorlar yanında, devlete vergi ödüyorlar. Bir de ikinci bir vergilendirme haksızlıktır diye düşünüyoruz. Tabi burada bizim halk olarak, siyaset olarak, bürokrasiyle beraber anlaşarak belli bir noktaya gelme zorunluluğumuz var. Devletin buradaki mekanizmalarını hep beraber önerilerle doğruya çekmek bir durumumuz var. Mesela yazdığım en önemli tekliflerden birisi arkadaşımız dedi ki ecrimisini biz belirleyelim, siz itiraz edin. Bu çok çarpıcı ve çok güzel bir teklif. Bence bürokrasinin ve devletin bu noktasına gelebilmesi lazım. O zaman bu sorunların kendiliğinden çözüldüğünü göreceğiz. Ben bir Bodrum'da yaşayan arkadaşımız olarak bu kadar sorunun yaşandığı bu ecrimisil konusunda sizlerle beraber aynı sıkıntıları yaşıyorum ve inşallah bir daha yaşamamamızı temenni ediyorum. Toplantı sonunda denetim elemanlarının konuyu inceleyeceği ve rapora bağlayacağı, hazırlanan raporlarında Maliye Bakanlığı'na gönderileceği, ardından da bakanlıktan düzenleme talep edileceği bildirildi.